Bugün itibariyle 1 litre çiğ süt üretmek için bir köylü, bir çiftçi, bir çiftlik sahibi adına ne derseniz deyin 8 TL para harcıyor. El insaf, vicdan, ahlak. Bir adam 1 litre çiğ süt üretmek için 8 TL harcarken bugün sattığı çiğ süte 7.50 TL alıyorsa yazıklar olsun. Herkese yazıklar olsun. Ha bu iktidara biraz daha fazla yazıklar olsun. Çünkü 20 senedir tek başına iktidar. E kardeşim artık şu mera kanunu çözün ya. Şu meraların ıslahını yapın. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece muhtemelen şu olacak. Bu seferki kriz hiçbirisine benzemeyecek. Ve bakın söylüyorum. Allah ömür verirse bir sene sonra, maksimum 1,5 sene sonra biz yurt dışından süt ithal eder noktaya geleceğiz. Devlet çiğ süt başına, litre başına destek veriyor ya üretene. 50 kuruş bugün 50, 20 kuruş da 50 kuruşa çıktı. Sen 50 kuruş destek veriyorsun litre başına, onu da 4 ay sonra veriyorsun. Onu bile ilave ettiğimiz zaman çiğ sütün satış fiyatı 8 TL ama maliyeti yine 8 TL. E ondan sonra diyorlar ki ya bu gençler niye hayvancılıkla uğraşmıyor? Köyler niye boşalıyor? E yani şimdi ben burada alıp parmağımı sizin gözünüze böyle sokarsam Allah korusun ya gözünüz kör olur ya da başka bir şey olur. Haberler.com'dan herkese merhabalar. Gıda Ajansı programında gıdanın sektöre damga vuran isimlerini ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda 24. dönem milletvekili Faik Tunay konuğumuz. Tabii siyaset kimliğinin yanında bir de şu dönemde aslında gıda sektöründe en önemli kısmı olan gıda üretiminde iş insanı ve çiftçilikle, süt üretimiyle uğraşan, atadan dededen gelen bir çiftçi de diyebiliriz kendisine. Faik Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Güzel, yaptınız, güzel takdim için çok teşekkür ederim. Sizin bendeki yeriniz her zaman ayrı. Tanıtırken de söylediniz. Evet, siyasi bir kimliğim var. Milletvekili kimliğimin yanında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcılığı ama ben tamamen bu dönemde kendimi tarım ve hayvancılığa adadım. Birazdan yayında da konuşuruz. Evet. Bu alanda yaptıklarımla veya yapmak isteyeceklerimle anılmayı tercih ediyorum. Çünkü ülkenin buna ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim. Ben siyasi kimliğinizin yanında beraberinde bir de masanın karşı tarafında çiftçi tarafınızı da çok çok önemsiyorum. Şimdi dünyada gıda arz güvenliği ile ilgili bir gündem var ve çiftçiliğin sürdürülebilirliği ile ilgili bir sorun var. Bunun çözülmesi anlamında sanırım en doğru soruları yöneltebileceğimiz insan sizsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hem politika tarafı, hem siyaset tarafı, hem de üreticinin sorunları ile ilgili. Siz süt üretimi, çiftçilikle uğraşan bir isimsiniz. Şimdi arazi şartlarında, yani sahada hep bir gündem var. Çiğ süt alımı ile ilgili, fiyat belirlenen fiyatla ilgili bir sıkıntı var ve hep bir şekilde çiftçi memnun değil. Beklediği fiyatı alamıyor. Ulusal Süt Konseyi bir fiyat belirliyor. Son fiyatla ilgili beklentinizi karşıladı mı? Bir çiftçi gözüyle değerlendirme yapar mısınız? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyerek başlamak istiyorum. Ben Türkiye'nin her alanda, yalnız tarım ve hayvancılıkta değil, hayatı ilgilendiren her alanda üretmezse tükeneceğine inanan birisiyim. O yüzden çıktığım her programda, gerek YouTube yayını olsun, gerek televizyon programları olsun, söze şöyle başlıyorum. Üretmezsek tükeniriz Türkiye. Pandemiden önce de bu aslında böyleydi. Fakat pandemiyle beraber oluşan yeni dünya düzeninde, daha doğrusu oluşmakta olan yeni dünya düzeninde üretimin önemi çok daha fazla arttı. Siz ürettiğinizden fazlasını tüketirseniz, siz ihracattan fazla ithalat yaparsanız bu yeni dünya düzeninde dayanmanız mümkün değil. Ne olur dayanamazsanız daha fazla borç alırsınız, daha fazla borçlanırsınız. Ve borçlanmanın sonucunda da sıkıntılar yaşarsınız. Çok güzel söylediniz. Ulusal Süt Konseyi bu ülkede çiğ süt fiyatını belirleyen kurum. Nedir çiğ süt? Önce bilmeyenler için şunu söyleyelim. Yani tane tane anlatalım ki insanlar sektörün içinde olmasalar da en azından genel anlamıyla bir bilgi sahibi olsunlar. Biliyorsunuz ineğin memesinden çıkan süt en doğal haliyle çiğ süt oluyor. Bu süt pastörizasyon işleminden geçebilir. Veya UHT süt olabilir. Marketlerde bizim o karton kutularda aldıklarımız UHT'dir. Veya cam şişelerde pastörize süt. Çiğ süt ise hiçbir işlem görmemiş süttür. Yani ineğin memesinden çıktığı haliyle olan doğal haline çiğ süt denir. Şimdi geçen Mayıs ayında Ulusal Süt Konseyi 5.70 TL olan litre fiyatını
7.50 TL yapmıştım. Doğru. Daha öncesinde Mayıs'tan önce Kasım Aralık'ta yine bir zam daha gelmiş. Yani bir yıl içerisinde çiğ süt fiyatına 3 tane zam geldi. Peki şunu sorabilir izleyicilerimiz. Ya kardeşim iyi güzel konuşuyorsun da bir yıl içerisinde çiğ süte 3 kere zam gelmiş. Daha neden memnun değilsiniz? Daha neden şikayetçisiniz? Neden daha fazlasını istiyorsunuz? Olabilir. Ben bu sektörün içinde olmasam açsam ekran başında izlesem derim ki kardeşim elin saf ya 3 kere zam gelmiş. Neyin şikayetindesiniz? Şunun şikayetindeyiz. Çiğ süte gelen zamlara rağmen girdi maliyetleri, yem, yemde kullanılan ham madde, buğday, arpası, mısırı, mazotu, o ürünü alabilmek için harcayacağınız mazotu o kadar arttı ki çiğ süte yapılan zamlar onların gerisinde kalıyor. Nasıl arttı? Bir örnek vereyim. Geçen sene 2200 liralarda olan buğdayın fiyatı bu sene 7500 TL ve üzerinde. Artışa bakar mısınız? %230. Geçen sene 1700 TL'ler civarında olan arpa, bu da önemli bir yem maddesidir. Bu sene 5000 TL'lerin üzerinde. Artışa bakar mısınız? Yemlere, ineklere yemler yediririz. Yani dişi olan ineklere ve et için kesilen, besi için kesilen danalara, erkeklere yemler yedirilir. Fabrika yemi yedirilir. Bunlar 50 kiloluk çuvallar içerisindedir. Türkiye'de de 10'dan fazla yem fabrikası var. Bunlar yemleri üretirler. Bizim gibi çiftlik sahipleri veya köylüler de tarlasından çıkan ürünün haricinde bu yem fabrikalarından yem satın alırlar. Şu soruyu sorabilirsiniz bana. Faik Beyciğim yemi satın almayın. Fabrikadan yemi almazsanız bu besicilik, bu inek besiciliği, süt inekçiliği olmuyor mu? Olmuyor. Maalesef hayvanlar buna alıştığı ve alıştırıldığı için biz bunu kendi çiftliğimizde 4-5 sene önce denedik. Hiç dışarıdan fabrika yemi almayalım. Tamamen kendi tarlalarımızdan çıkan buğday, arpa, yonca, mısırı kullanalım. Bakalım süt verimi ne oluyor dedik. Bir baktık ki süt verimi çok ciddi oranda düşüyor. Peki araya girip hemen buyurun. Bir soru soracağım. Bir bardak süt. Gün biz evde içiyoruz ama hangi koşullarda bize geliyor bilmiyoruz. Tabii. Yem maliyeti dediğimiz şey üreticinin, çiftçinin girdi maliyetinin yüzde kaçı oluyor? Büyük bir kısmı oluyor. Tabii herhalde. Çok büyük bir kısmı oluyor. Normal şartlarda dünyada kabul gören parite şudur. Siz 1 litre süt sattığınız zaman, ben Ahmet amcayım, Sakarya'da benim bir tane ineğim var. Hiç kafayı karıştırmayın. Tek inek. Evet. Ben o tek inekten çıkan sütün 1 litresini sattığım zaman o gün birine, bir mandıraya, bir alıcıya hiç önemli değil. Onunla normalde 1,5 kilo yem alabilmem lazım. Bu hep ezberimizde vardı bizim. Tamam. Hep vardı. O sonra o parite düştü, 1,3'e düştü. Evet. Ama bugün onu da yakalayamıyoruz. Bakın. Son 1,5 yıl içerisinde yem fiyatlarına, o 50 kiloluk çuvalın içinde olan yem fiyatlarına %150 zam gelmiş. Şimdi zaten temel sorun şu. Şimdi devlet şöyle düşünüyor. Şimdi ben bugün Tarım ve Hayvan Bakanı ile konuşsam, Tarım Orman ve Hayvancılık Bakanı ile konuşsam şunu söyleyecek. Faik'cim elin saf. Bir yılda çiğ süte 3 kere zam yaptık. Problem nedir? Yayının başında söylediğim gibi. Problem girdi maliyetlerine gelen zam süte yapılan zamdan çok çok daha fazla. Buradaki problem nedir? Bak, soru cevap gidelim ki insanlar daha net anlasın. O 50 kiloluk yemler var ya hani fabrikaların ürettiği yemler. Evet. Onların içerisinde çeşitli maddeler var. Onlar karıştırılarak o 50 kiloluk yem haline geliyor en son. İçinde kullanılan maddelerin %50'si ithal. En büyük kalem soya ve küspesi. Türkiye soya ekmiyor. Yani %93'ü 95'ini ithal ediyor. Sonra mısır ve türevleri. Türkiye'de mısır yetiştiriliyor ama yeterli değil. Sizin içinde kullandığınız ham maddelerin %50'si ithal olunca bir de döviz kurunda inanılmaz yükselişler olunca eller yukarı teslim. Evet, evet, evet. Birinci problem bu. Peki bunu nasıl çözeriz? Hemen gelin çözüm önerisinde konuşalım. Devletin yapması gereken aslında şu. Geçen Sanayi Bakanı Sayın Mustafa Varank bir tweet attı. Ben de onun tweetine cevap verdim. Aynen şöyle bir ifade kullanıyor. Burada notumu da aldım unutmayayım diye. Yanlış bir bilgi vermeyelim. Biz diyor göreve geldiğimizde yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında Türkiye'de 177 tane yem fabrikası vardı diyor. Bugün ise diyor 249 tane yem fabrikası var. Artışa bakın diyor. Biz göreve geldiğimizde diyor yıllık Türkiye'deki yem üretimi 4.7 milyon tondu. Bugün 20.7 milyon ton. 5 katına çıkmış. El insaf diyor ayıptır günahtır. Tarım ve hayvancılık ölse yem fabrikalarının sayısı bu kadar artar mıydı diyor. Şimdi bu işi bilmeyenler için, işi bilmeyen birisi Sayın Bakan'ın bu tweetini okuduğu zaman şöyle der. Adam söylemiş ya. El insaf bak AK Parti zamanında yem üretimi 5 kat artmış. Yem fabrikalarının... Bakanlar bunu soruyor. Ah be Sayın Bakan. Bilmediğin konuyu atlayacağını.
dalacağını hiç konuşmasaydın daha iyiydi. Hayvancılıkta yem fabrikalarının sayısı artıyorsa bu hayvancılığın ölmekte olduğunu gösterir. Nasıl? Hemen açıklayayım. Hayvanların meralarda otlaması lazım. Dışarıda meralardan otu yemesi lazım ki fabrika yemini olan ihtiyaç azalsın. O zaman köylü, benim gibi çiftlik sahipleri para kazanabilsin. Biraz önce siz de ne dediniz satır arasında? Sizin dediniz, sizin gibi süt üretenlerin büyük maliyetlerin içerisindeki en önemli kalem yem değil mi dediniz? Ben de evet dedim. Ama yeme olan bağımlılık azalsa, meralarda hayvanlar daha fazla otlasa bu sonuçlarla karşılaşmayacağız. Ama Sayın Bakan yem fabrikalarının sayısının artmasından ve yem üretiminin artmasından gurur duyup diyor ki hani hayvancılık bizim zamanımızda ölmüştü. Bu rakamlar gösteriyor ki hayvancılık gelişti. Ya böyle bir şey olabilir mi? Tam tersi. Yem fabrikalarının sayısı arttığı için hayvancılık ölüyor. Mera kanunu. 4342 sayılı bir mera kanunumuz var. Defalarca değişikliğe uğradı. Defalarca. Ya hala istenen seviyede değil. Ya Elinoğlu Mars'a gidiyor. Elinoğlu uzaya gidiyor. Bak İHA'ları yapıyoruz, SİHA'ları yapıyoruz. Her zaman gurur duyuyoruz. İyi şeyleri övüyoruz. Ya bir mera kanununu nasıl hala istediğimiz seviyeye getiremeyiz? Ya bu kadar mı acziyet içerisinde? Mera kanunu ya. 4342 sayılı mera kanunu. Defalarca değiştirildi. Ama hala istenen seviyede değil. Ne anlatmaya çalışıyorum? Anadolu ve Trakya toprakları çok mümbit. Çok geniş arazilere sahibiz. Bugün hala hazineye bağlı, üzerinde hiçbir şey yapılmayan, yabani otların artık türediği, kullanılmayan mera sahaları var. Bunların doğru bir şekilde ıslah edilse, köylülerin hizmetine sunulsa, yani örnek veriyorum nasıl sunulacak, onun da çözümü basit. Biz diyelim ki burada yayını yaptığımız yerde bir köyün içerisindeyiz. Köye yakında 3 kilometre, 5 kilometre mesafede mera var. Siz o merayı doğru bir şekilde ıslah ettiğiniz zaman ve köylünün toplu olarak, kolektif olarak kullanımını açtığınız zaman o adam daha az fabrika yemi alacak. Çünkü otlanıyor. Doğadan gelen otlanıyor. Bir sorun değil ki Faik Bey. 15 senedir ne 15'i? Ben meracılıkta ıslah kelimesini ya, duyuyorum. Ama niye peki Türkiye mera zengini bir niye ülke. Sonuç alamıyoruz? Ben bunu söylüyorum işte. Bu kadar zor mu? Yani bu kadar zor mu Allah aşkına? O zaman benim aklıma şu geliyor. Ne güzel söyledin. 15 sene değil. 30 senedir, daha 40 daha senedir, 50 evet, senedir mera sorunu benim var. Benim şahit oldum. Bakın evet. Size bir örnek vereyim. 1954 yılında Demokrat Partili Tarım Bakanı bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkıyor. Tarım ve hayvancılıkla ilgili eleştirileri yanıtlıyor. Bütçe görüşmelerinde biliyorsunuz bakanlar çıkar, muhalefetin eleştirilerini yanıtlar. Bir kelime kullanıyor. Türkiye'nin et sorunu eşittir ot sorunu diyor. Cümleye bakın. Et sorunu eşittir ot sorunu. Kuvvetle muhtemel o zaman da et fiyatları artmış. Millet şikayet etmiş. Sayın Bakan da diyor ki arkadaşlar Türkiye'nin et sorunu ot sorunu. Biz bu meraları ıslah edemediğimiz sürece, meraları köylünün kullanımına doğru düzgün bir şekilde açamadığımız sürece bu sorun devam edecek diyor. Yıl kaç? 1954. Biz bugün hangi tarihteyiz? 2022. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Herkese yazıklar olsun. Ha bu iktidara biraz daha fazla yazıklar olsun. Çünkü 20 senedir tek başına iktidar. Koalisyon yok. Sen 20 senedir ülkeyi tek başına yönetiyorsan, şimdi şöyle diyebilir bazı AK Partili dostlar. E kardeşim 70 senede çözülmeyen sorunu ben mi 20 senede çözeceğim? Doğru. Yani bunu tamamen AK Parti'ye yüklemek vicdansızlık ve haksızlık olur. Ama 70 sene ortada duran sorunun 20 senesi sen tek başına iktidarsın. Senin diğerlerinden bir farkın var, bir ayrıcalığın var, koalisyon yok. Hızlı karar alıyorsun. Ve Türkiye'de 5 senedir, 6 senedir de başkanlık sistemi var. 2016 referandumuyla geçti, 2018'de seçildi. 4 sene, 5 sene. 5 senedir de tek kişi karar veriyor her şeye. E kardeşim artık şu mera kanununu çözün ya. Şu meraların ıslahını yapın. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece muhtemelen şu olacak. Biz 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 sene sonra aynı şeyleri konuşmaya devam edeceğiz. Bakın programa girerken konuştuk. 7.50 TL çiğ sütün litre fiyatıydı. 15 gün önce toplantıda tekrar 7.50 TL'de bırakıldı. Süt zam yapılmadı. Üreticileri kaç lira bekliyor? Ne kadar bekliyorlar? Mesela bakın, Ulusal Süt Konseyi'nden kaç lira? O bekliyor? Zaman size hemen güzel rakamla bir örnek vereyim. Hayatta herkes her şeyi söyler. Evet. Ama matematik ve istatistik doğruyu söyler. Yanılmaz. Rakamlar doğruyu söyler. Doğru rakamları kullanırsanız. Bugün buraya geldiğim an itibariyle yani bugün ayın kaçı? 27-28 Eylül'deyiz. Evet. Bugün itibariyle 1 litre çiğ süt üretmek için bir köylü, bir çiftçi, bir çiftlik sahibi adına ne derseniz deyin 8 TL para harcıyor. 8 TL. İneğin memesinden 1 litre çiğ süt alabilmek için harcanan para 8 TL. Ne var bunun içinde? Yemi var, işte
Tarladan çıkan ürünler var. Onlar da bir yem bitkisidir biliyorsunuz. Ahır kaba yem dediğimiz var, elektriği var, veteriner maliyeti var, suyu var. Hepsini topladığınız zaman, bunu ben söylemiyorum, bu yine Ulusal Süt Konseyi'nin kendi verisi. Evet. 8 TL. Şimdi el insaf, vicdan, ahlak. Bir adam 1 litre çiğ süt üretmek için 8 TL harcarken bugün sattığı çiğ süte 7.50 TL alıyorsa, ya kimse kimseyi kandırma. Ha, hemen şunu söyleyeyim. Diyecekler ki 50 kuruşta devlet destek veriyor litrenin üzerine. Yani 7.50 TL çiğ sütün fiyatı var. 50'de destek var. 8. Onu da kattığınız zaman 8 TL'ye mal ediyor. 8 TL'ye satıyor. Ama orada bir parantez açayım. Şöyle bir oyun var orada. Devlet çiğ süt başına, litre başına destek veriyor ya, evet, üretene. Evet. 50 kuruş bugün 50, 20 kuruş da 50 kuruşa çıktı. Nisan-Mayıs ayındaki hak edilen ödemeleri, yani destek ödemelerini 30 Eylül'de banka hesaplarına yatırdı. Düşünebiliyor musunuz? Bak Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, 30 Eylül, Eylül. Koskoca 4 ay. Yani sen 50 kuruş destek veriyorsun litre başına, onu da 4 ay sonra veriyorsun. Onu bile ilave ettiğimiz zaman çiğ sütün satış fiyatı 8 TL ama maliyeti yine 8 TL. Ondan sonra diyorlar ki ya bu gençler niye hayvancılıkla uğraşmıyor? Köyler niye boşalıyor? Yani şimdi ben burada alıp parmağımı sizin gözünüze böyle sokarsam Allah korusun ya gözünüz kör olur ya da başka bir şey olur. Ben diyebilir miyim şunu? Not almışım ya burada bir yanlışlık yok. Alıp parmağımı gözünüzün içine, işte devlet şu an bunu yapıyor. Hayvancılıkla uğraşanların gözünün içine parmağını böyle sokuyor. Ondan sonra da diyor ki biz şu kadar destek veriyoruz. İşte borçları şu kadar öteledik. Banka kredilerini bilmem neyi ya ötelesen ne olur, ben zaten batmışım. Bakın bu sektör her 4-5 yılda bir kriz yaşardı. Neden? Çünkü biraz önce sizin söylediğiniz gibi 60-70 yıldır çözülemeyen bir mera ıslahı meselesi. 60-70 yıldır çözülemeyen bir yem meselesi. Bütün bunları topladığınız zaman bu sektör 4 yılda bir, 5 yılda bir krize girer. Çiftlikler batar, yeni oyuncular içeri girerdi. Adam avukat, parası var, çiftlik sahibi olur. Adam müteahhit, parası var, çiftlik sahibi olur. Ama 4-5 yıl sonra bunların %80'i batar, yerine yenileri gelir. Ama bu seferki kriz çok daha farklı bir kriz. Çünkü bu sefer beklenen çiğ sütteki fiyat, demin onu sordunuz, 10 TL civarında olması bekleniyordu. Beklenti 10 TL değil. Hayır, mi? Şimdi 8'e üretirseniz evet. Bir yani bir %30 falan da bir kazanmanız gerekiyor ki %20 %30 bu işi yaptığınıza değsin. Yani çünkü en zor işlerden biri, pislikle uğraşıyorsunuz, hayvan pisliğiyle uğraşıyorsunuz, arazi koşulları, ürün. Babaannem rahmetli derdi ki tarla üstü açık fabrika. Çok doğru. Güneş fazla güneş olur kurur. Fazla yağmur yağar çürür. O tarladan çıkan ürünleri hayvanlarınıza yediriyorsunuz. Yani şimdi bazıları şunu diyebilir. Kardeşim hangi işte %20, %30 kar var? Ama bu işteki risk de hiçbir işte yok. Üstü açık ya gökyüzü. Cenab-ı Allah yağmur verirse iyi. Vermezse, güneş olursa kötü. Sulama imkanın yoksa, yani senin kanalın, göletin sulama, battın, açacaksın elini, dua edeceksin Allah'a. Çok ciddi şeylerden bahsediyorum. Yani şimdi böyle bir ortamda 10 TL bekleyen süt üreticisi 7.50'de kaldı. Zararda. 50 kuruşta destekle 8 TL. Hadi onu da evet, ilave edelim. Evet. Bu seferki kriz hiçbirisine benzemeyecek. Ve bakın söylüyorum. Allah ömür verirse bir sene sonra, maksimum 1,5 sene sonra biz yurt dışından süt ithal eder noktaya geleceğiz. Nasıl ki beside, yani ette kriz geliyor, 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 geliyor dendi. Dinlenmedi. Artık şimdi ne oluyor? Hep ithalat. Yine ithalatı açtılar. İşte Brezilya'dan, Arjantin'den, Almanya'dan, oradan buradan ithalat. Sıkıştıkça ithalatı açıyorlar. Fiyatları düşürmeye çalışıyor. Aynısı sütte de olacak. İnsanlar ineklerini kestiriyor şu an. Bu seferki kriz hiçbirisine benzemiyor. Bu seferki problem çok daha büyük. Şimdi ben buradan AK Parti temsilcilerine soruyorum. Bana hikaye anlatmayı bıraksınlar. Ya gerçekten bıraksın. Çünkü bu iş benim iyi bildiğim bir iş. Ve benim ailem 60 küsur senedir bu işin içerisinde. Yani ben böyle kitaptan okuduğum bilgilerle tarım hayvancılık konuşmuyorum. Siz zaten ben işin bundan içindeyim. Sonra çiftliğinize gideceksiniz. Ben işin içindeyim. Yani beni bilenler bilir zaten. Onun için ya iyi yaptıklarınıza iyi diyoruz. Allah razı olsun diyor. Ama bunu batırdınız, bunu mahvettiniz. Sonra size bir şey söyleyeyim. Tarım hayvancılık deyip geçmeyin. Siz diyelim ki büyük şehirde yaşıyorsunuz. Sizin örnek vermem herhangi biri siz derken yani farz-ı misal. Rezidansta yaşıyor, Gökdelen'de yaşıyor, Boğaz'da oturuyor. Şartları, koşulları iyi. Bana ne diyor ya tarım hayvancılıktan? Öyle değil. Tarım ve hayvancılık sıkıntıya girdiği zaman köylerde bu işle uğraşan insanlar azalıyor. Evet.
Bu insanlar iş bulma umuduyla büyük şehirlere geliyor. Yeteri kadar iş alanı yaratılmadığı zaman, yani sanayi tesisi, fabrika açılmadığı zaman bunlar suça bulaşıyor. Bunlar uyuşturucuya bulaşıyor. Aile yapıları bozuluyor. Sosyolojik dengeler bozuluyor. Her şeyi zincirleme etkiliyor. İnanılmaz derecede, şunu savunacaklar, söyleyecekler. Ne güzel işte, artık şehirlerde yaşayan nüfus arttı. Bu bir sanayileşme göstergesi, bu bir gelişme göstergesi. Fabrika açarsanız, sanayi tesislerini açarsanız doğru, insanlar tarım hayvancılığı bırakır, burada iş sahası bulur. Ama bugün Türkiye'deki işsizlik rakamları ortada. Açılan bir yıl, iki yıl içerisindeki fabrikalara, sanayi tesisleri sayısına bakın. Köylerden göçe bakın. O göç yeteri kadar iş bulamıyor. İş bulamadığı zaman ne oluyor? Aile yapısı bozuluyor. Psikolojik denge alt üst oluyor. Uyuşturucu bağımlılığı artıyor. İşte geçen Bağcılar'da bir adamın uyuşturucu bağımlılığı sonucunda kendi öz anasının kafasını kesip o kafayı balkondan aşağı attığını gördük. İleride bunun gibi örnekleri çok daha fazla göreceğiz. Onun için diyorum ki üreticinin hakkı korunmadığı sürece tüketicinin hakkı korunmaz. Önce işin A'sından başlayacağız. Alfabe A'dan başlayıp Z'ye kadar gidiyor ya. Biz her seferinde mesela fiyatlar artıyor. Sayın Cumhurbaşkanı talimat veriyor. Marketlere baskınlar. İşte büyük 3 harfli marketlere baskınlar. İşte yok şunlar stokçuluk yapıyor. Ya kardeşim bununla alakası yok. İş üretimde köyleri, üretimi zapturap altına alırsan bunların hiçbirisi olmayacak zaten.